Uzman Mehmet'ten hepinize merhaba. Bugün size kolayca Windows'ta sürücü güncellemesi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Öncelikle sürücü güncellemesi nasıl yapılır'a geçmeden önce sürücü nedir biraz ondan bahsetmek istiyorum. Sürücü veya İngilizce tabiriyle driver bizim donanımı en iyi şekilde kullanmamızı sağlayan yazılımlardır arkadaşlar. Her üretici kendi donanımı için bir yazılım üretir. Bu yazılım sayesinde donanım ve işletim sistemi iletişime geçer. İşletim sistemi donanımı çok daha iyi kullanabilir. Örneğin ekran kartının için konuşursak, ekran kartının doğru çalışabilmesi için sürücü denen yazılıma ihtiyacı vardır. İşletim sistemi sürücü sayesinde o donanımın temel özelliklerini ve kullanabileceği özellikleri hakkında fikir sahibi olur ve bu doğrultuda o donanımı daha iyi, daha verimli şekilde kullanır. Normalde yapmamız gereken üreticilerin web sitelerine gidip teker teker bunları indirmektir. Örneğin ekran kartının sürücüsüne ihtiyacınız varsa ekran kartı üreticisinin web sitesine, ses kartınızla ilgili sürücüye ihtiyacınız varsa ses kartının üreticisinin web sitesine gidip teker teker indirmeniz gerekir. Ama son dönemlerde artık sürücü güncelleme yazılımları bu işi son derece başarılı şekilde yapıyor. Pek çok ücretli ücretsiz sürücü güncelleme yazılımı var. Bugün ben size Driver Booster'dan bahsedeceğim. Daha önce uzmanlık üzerinde paylaşılmış ve 4 yıl önce paylaşılmış bir konu. Driver Booster nedir diye bahsetmişiz. Hemen aşağılara doğru iniyorum. Burada indirme linki var. İndireceğim. CNET adresi üzerinden daha önceki bilinen adıyla download.com üzerinden indiriyoruz. Şuradaki Download Now butonuna tıkladım. İndirme işlemi birazdan başlayacak. Toplam boyutu 20 MB civarında, oldukça ideal bir boyut. Sisteminize çok fazla yük getirmez. Bu herhangi bir soruna yol açmaz. Şimdi Driver Booster'ın kurulumu başladı. Bakalım adımlara. Ben burada hemen özel kurulumu seçiyorum. Masaüstü simgesi yaratsın. Simgeyi görev çubuğuna iliştirsin. Peki, kur diyoruz. Burada size bazı önerileri olacak. Advanced System Care istiyor musunuz? Ben hayır istemiyorum. Ekstra bir şey yüklensin istemiyorum açıkçası şu an bilgisayarıma. Şu pencereyi de kapatalım. Uzmanmet linkini, indirme linkini yorum bölümünde paylaşacağım. Açıklamada da bulabileceksiniz. Kurulum devam ediyor. Kurulum son derece hızlı. Bu arada programla ilgili çeşitli bilgiler veriyor. Hayır, burada ben bültene de abone olmak istemediğimi söyledim. Kurulum bitti. Driver Booster kuruldu. Şu anda şimdi tarayı tıklıyorum. Beni bir yandan IOBIT'in sayfasına yönlendirdi. IOBIT bu yazılımın üreticisi. Şu an tarama başladı. Şu an yaptığı şey şu arkadaşlar. Bilgisayarımın mevcut donanımını tarıyor. Neler var, neler yok. Bunlara bakıyor. Daha sonra da bir sürücüye ihtiyacım var mı? Varsa bu sürücüyü nereden indirebilirim? Bunun bilgisini aldı ve karşıma getirdi. Ben de 15 tane donanım, işte piller, Bluetooth, IDE, ses sürücüsü şu anda güncel değil görünüyor. Hepsi seçili. Şimdi güncelliği tıklıyorum. Burada bir uyarı verdi bana. Bir daha hatırlatma dedim. Tamamı tıkladım. Sürücüleri indirmeye başladı. Yaklaşık 200 MB boyutundaki sürücü dosyalarını indirdi ve kuruluma başlayacak. Kurulum esnasında ilk aşamada bana şunu soruyor. Diyor ki sistem geri yükleme noktalarını etkinleştirmek ister misiniz diyor. Bunun sebebi de şu: sürücü yükleme sırasında bir sorun olursa buradan sistem geri yükleme noktası üzerinden tekrar geri dönebilirsiniz diyor. Ben buna tamam diyorum. Bunu mutlaka yapın. Herhangi bir sorun olup olmayacağını şu an bilmiyoruz. Sorun olursa da oluşturulan sistem geri yükleme noktasına dönebiliriz. Şurada göreceksiniz zaten geri dönüş noktası yaratılıyor diyor. Şu an sistemin bir görüntüsünü alıp disk üzerine kaydediyor. Yani son hali sürücüleri güncellemeden önce neler vardı, sistem nasıl çalışıyordu, bunun bilgisini diske kaydetti. Herhangi bir sorun olduğunda ne olacak?
biz sistem geri yükleme uygulamasını çalıştırarak sistemimizi tekrardan eski haline getirebileceğiz. Şu anda ilk olarak anakartla ilgili bazı sürücüleri güncelliyor. Kurulumun yüzde kaçının yapıldığı burada size gösteriliyor. Altta da hangi sürücünün yüklenmesi ne aşamada görebiliyorsunuz. Bazı aygıtların güncellenmesi için yeniden başlatma gerekecektir. Şu an videoyu tekrardan burada durduracağım ve sonucunu tekrardan beraber göreceğiz. Sürücü güncelleme işlemi bitti. Ekrana sizin de görebildiğiniz gibi pencere geldi. Daha çok güncelleme bulundu diye. Şimdi kullandığımız Driver Booster ücretsiz sürüm. Bir de bunun Pro'su var. Pro'ya geçişi yaptığınızda sadece sürücüleri güncellemekle kalmıyor. Sistemde güncellenmesi gereken yazılımlar varsa bunları da güncelleyebiliyorsunuz. Bana da böyle bir ekran geldi. Diyor ki şu an hani upgrade now diyerek Pro'ya geçiş yapabilirsiniz. Bunu yaptığınızda da ilk başta diyor örneğin Visual C++ kütüphanelerini güncelleyeceğim diyor. Benim şu an böyle bir şeye ihtiyacım yok. O yüzden bu pencereyi kapatıyorum. Güncelleme tamamlandı. Şimdi şuradaki yeniden başlat butonunu tıklayacağım ve bilgisayarım yeniden başlayacak. Bilgisayarım yeniden başladı. Herhangi bir sorun görünmüyor. Açılış sırasında bir takılma olmadı. Gayet normal bir şekilde açıldı. Driver Booster'ı tekrardan çalıştıracağım ve bir kontrol edeceğim. Bakın hemen tepede zaten sürücü durumunu güncelledi. Otomatik olarak da taramaya başladı. Şu an tekrardan bir kontrol ediyor. Donanımı, bilgisayarın içerisindeki bileşenleri taradı. Tekrardan dedi ki tüm sürücülerin güncel. Herhangi bir ekstra işlem yapmaya gerek yok dedi. Driver Booster gayet işini yapan bir yazılım. Ücretsiz olması büyük bir avantaj. Temel olarak sürücü güncelleme konusunda çok fazla bilginiz yoksa Driver Booster sizin işinizi rahatlıkla görecektir. Aynı zamanda örneğin Windows kurulumlarını yeni yapan arkadaşların en büyük yaptığı hatalardan bir tanesi sürücü güncellemeyi ihmal etmeleri. Her şey Windows'u yükleyene kadar gayet güzel ama sonrasında ekran kartının, ses kartının işte kablosuz ağ bağlantısının çalışmadığını gördüklerini, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Tabii ki Driver Booster'ın çalışabilmesi için öncelikle internet bağlantısı gerekiyor. Siz format atacaksanız formattan önce en azından kablosuz ağ sürücüsünü, driver'ını bir USB'ye kaydetmeniz sizin işinizi kolaylaştıracak. Öncelikle formatı atarsınız. Hemen ardından da kablosuz ağ sürücüsünü yüklersiniz. Sonra da Driver Booster'ı indirip sürücü güncellemesini gerçekleştirebilirsiniz. Bu videoda size Windows 10 üzerine nasıl kolayca sürücü güncellemesi yapabileceğinizi anlattım. Bize destek olmak isterseniz YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Kafanıza takılan bir soru olursa uzmanlık adresinden bize sorabilirsiniz veya bu videoya yorum yapabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.